Turgut Bey merhabalar. Merhaba Yalçın. Yalçın Avcı Instagram haber programımıza hoş geldiniz. Turgut Bey, sosyal medyada 1982'de 83'te çektiğiniz bir film uzun zamandır çok paylaşılanlar listesine girdi. Bunu siz çekmişsiniz. Bu filmin hikayesini anlatır mısınız? Tabii Yalçın, teşekkür ederim. Öncelikle. Şimdi bizim 1982-83 yılında böyle bir film çektik. Bu sizin bu fotoğraf makinesinin bir anısı var aslında. O filmi çektiğiniz makinenin bir anısı var. Evet. Onu anlatır mısınız? O aslında bence en ilginç tarafı o. Olur tabii. Şimdi bizim bu film, bizim çekme yapma düşüncesi şöyle oluştu. Bizim pansiyonumuz vardı yukarıda şu... Çerçilerde mi? Yok, hayır. Likya yolu, evet. Likya caddesi var. Evet, evet, şu arka yukarıda dağın bu... dibinde. Evet. Süleyman Tepesi'nin dibinde. Kapıdaş mağaraların dibinde. Ha, evet. Mağaraların dibinde bizim asıl yerimiz, yurdumuz orası. Evet. Orada bizim evin yan tarafında da pansiyonumuz vardı. Evet. Pansiyonda bir Alman kalmış. Almanımız kalmış. Evet. Yabancı. Evet. Alman diye benim aklımda. Evet. Rahmetli peder işletiyor tabii pansiyonu. Evet. Uzunca da bir süre kalmış. Evet. Param yok demiş çıkarken. Bana demiş, bu kamerayı size vereyim. Elinde bir kamerası var. Evet. Bu kamerayı size vereyim. Takas ederim. Yani bunun karşılığı, benim ücretin karşılığı bu olsun diye. Rahmetli peder de bunu kabul etmiş. O da istemeye istemeye kabul etmişti belki de. Ne işine yarayacak dedi ki. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabii onu mekanı, bilemiyoruz. Cennet olsun. Şeyi. Evet. Almış kamerayı, koymuş evde rafa bir köşeye koymuş. Ben de çalışıyorum o zaman Bursa'da. Evet. Banka müfettişliği yapıyorum. Bir geldiğimde baktım, kamerayı gördüm. Kamera yok daha Türkiye'de o zaman. Fotoğraf makinesi bile yok. Evet. Doğrusu ki kamera olsun. Düğünlerde bile pek çok seyrek, büyük şehirlerde kullanılıyor. Belli yerlerde kullanılıyor. Çok yaygın değil yani. Kamerayı görünce tabii bir dikkatimi çekti. Bir heyecan da yapmışsınız. Gizli bir heyecan böyle. Acaba ondan ne yaptın? Ondan sonra geldiğimizde o pansiyonda şeyde Bursa'da arkadaşlarım vardı benim. İki arkadaşım, üç arkadaşım. Onlarla beraber gelmiştik zaten. Evet. Onlar da tatil amacıyla geldiler. Benim de iznim vardı. Kamerayı aldık. İşte kamerayı bir inceledik. O baktı, bu baktı. Ya bununla bir kaşı çekelim mi? Şey oldu. Arkadaşlardan bir tanesi Paris'te eğitim görmüş. Bilgili bu konuda. Biraz da bu konulara eli yatkın. Evet. Yani kamera konusunda. Biliyor en azından yani. Evet. Dedi ben çekerim. Evet. Ben çekerim. Benim de tabii o zaman kaşı filme alma, çekme, işte ortamı kaydetme düşünce şuradan oluşmuştu. Talebeyken üniversitede bizim hocalardan bir tanesi bana şunu söylemişti. Demişti ki Turgut, kaşın da daha turizmin başında, 1980'li yıllardan bahsediyorum. Evet. 78'de şey yaptım, 70'li yıllarda. Kaşı bir tespit edin, 30 sene, 40 sene sonra bir daha bakın, bir değişimi görürsünüz gibi. Geleceği gören bir hocamız yani. Onun dediği gibi, hani çok detay değil de, ya hiç olmasa bir elimizde bir şey olur diye. Ya yapar mısın bu çekimi diye konuştuk. Yaparız dedi arkadaşımız. Aldık şeyi, kamerayı. Çeke çeke işte belli şeylerle filmi aldık. Evet. Kaşın ilk kamera filmidir. Evet. Sonra tabii aldık o kaseti, bir kenara konuldu. Bizim biraderler evden çıkartmışlar kaseti. Dediler abi işte bu kaset burada, çektiğin kaset. Evet. Al sana verelim, bu kaset senin. Evet. Ondan sonra kaseti aldım ben de İstanbul'da. Bunu CD'ye aktattım. Evet. Yani eski bildiğim o VHS, Beta gibi kasetler vardı ya. O kasetler sonra da Facebook'ta paylaştım. Evet. Hem Facebook'ta hem de buradan kaçtan bir arkadaş telefon etti. Abi ben bunu değilim hoşuna koyabilir miyim diye değilim hoşuna koydu. Evet, teknisyen Arif. Teknisyen Arif. Çok başarılı bir arkadaşımız yani. Fotoğrafta da çok şeydi. Kaşı gerçekten çok ciddi
reklamını yapıyor. Çok evet, başarılı. Evet. O açıdan o da tabii öyle bir şey söyleyeyim. Tabii Arif dedim ya, ne demek, memnuniyetle. Evet. O da sağ olsun aldı, şeyine koydu. O değinme hoşuna. Bir süre sonra baktık çok izleniyor falan. Evet. Facebook'ta işte çok paylaşılıyor. Şey gördü yani, bir ilgi gördü. Biz de böylelikle şeye vesile olmuş olduk. Yani bir 30 sene öncenin kaşını, 30-35 sene öncenin kaşını bugünlerde sergilemek bugünlerde için çok revajda olmak. Onun dışında şöyle bir durum var. Kaşın 1960'larda birkaç fotoğrafı var. Sonra 70'lerde biraz var. Yani kaşla ilgili belki de başka yer içinde çok yoktur belki ama internete baktığın zaman bizim evet, görebildiğimiz yani insanların, kaşı merak edenlerin görebileceği fotoğraf sayısı belli. Şu eski olarak belli yani. Kaldı ki video, ben de İstanbul'da görmüştüm onu ilk gördüğüm yıllarda. Oturup ağlamıştım gerçekten. Çünkü ben kaşı gerçekten çok seviyorum yani. Bu bağlamda sizin yaptığınız iş belki de önemsiz gibi görülüyor ama kaş için bence çok önemli yani. Onun için sizi tebrik ediyorum gerçekten yani. Bir vesile olmuş sonuç itibariyle. Sizin bir de şöyle bir şeyiniz var. Kaşı araç, geçen sefer biraz konuştuk ama biraz daha açabilir miyiz? Kaşı internette bir buluş şekliniz var. Bir de kitap hikayeniz, kitap almışsınız bununla ilgili. Bir tane mi yazdınız, iki tane mi yazdınız? Yansıcığım, benim iki kitabım var. Evet. Bir tanesi bankacılıkla ilgili. Evet. O kitabı işte yazdık. O kitapta iyi şey yapıldı. Bir ikinci kitabım da Kaş'la ilgili. Evet. İki tane kitabım var. Kaş'la ilgili olan kitabınız nasıl? O kitapla ilgili sana anlatmıştım, evet, yani nasıl evet, oluştu diye. Evet. O kitapla ilgili, o kitapta eğer işte İngilizcesi birkaç evet, dilde şeyi olursa, evet, geçenlerde de söylemiştim hani Yunancası, İngilizcesi, hatta Almancası gibi şey çevrilirse belki katkısı daha fazla olur diye düşünüyorum. İnşallah olur, o da zaman içerisinde yaparız. Bu kasetle ilgili yani evet, video çekimiyle ilgili. Biz o şeyden Likya Caddesi'nde bizim o evet, evin oradan, pansiyonun oradan başladık, aşağıya kadar geldik. O bizim eski Milangaz evet, dükkanının önünde falan oldu. Sonra limana geldik arkadaşlarla. Evet. Limandan şeye Kekova'ya doğru bir gezi. Evet. O zaman daha Kekova seferleri yoktu şeyde, evet, başlamamıştık aslında şey olarak. Şimdi orada o çekimlerde Hülya Avşar da vardı. Evet. Aa, evet, evet. Hülya Avşar burada film yapıyordu, film evet, çekiyordu. Hülya Avşar sanırım 17-18 yaşlarındaydı. Bizler de, ben de o zaman 23-24 yaşlarındaydım. Hülya Avşar'la Kavağın Dibinde, Çınar'ın Dibinde evet, aslında uzun uzun çekim yaptık, konuştuk, evet, uzun muhabbet ettik. Hülya Avşar yeni Güzellik Kraliçesi seçilmişti. Evet. Sonra tacı alındı elinden, evet, evlilik geçirdi diye. Çok popülerdi yani. Evet, o yıllarda evet, popülaritesi vardı. Hatta biraz da medya Hülya Avşar'ı bu hak etmedi diye bir öteleme şeyine evet, de girmişti. Evet. Hülya Avşar'a karşı benim de hani bu anlamda bir ön yargım vardı acaba evet, yani hak etti mi, hak etmedi mi? Ne kadar bu alanda iyi, evet, kültürü var mı, yani, o var mı, zeki mi, acaba tezahürat mi geldi? Ondan sonra Kavağın Dibinde konuştuk. Açıkçası çok şaşırmıştım yani evet, onun anlatımı, Türkçesi, şivesi, evet, tavrı, her şeyiyle çok etkileyiciydi daha o şeyde. Evet. Burada da zaten film yapıyordu. Aa demiştim kendi kendime ya. Demek ki bu hakkıymış. Başarı şey tesadüf değil yani. Yani öyle bir kendi evet, açımdan da bir takdirim evet, olmuştu o anlamda. Ben bunu şeye götürdüğümde Yazıcıoğlu İşhan'ı vardır şeyde. Kadıköy'de. Kadıköy'de. Bu bilgisayar, internet bu konularda çok. O yıllarda bir orası da vardı. Yazıcıoğlu vardı şimdi zaten. Şimdi hala da çok etkili evet, şey. Orada verdim bir dükkana bunu hani CD'ye aktarım diye. Evet. Dediler bana iki gün sonra gel, gel, al diye. O kasetin içerisinde çekimlerde acaba sonra baktım CD'de yok Hülya Avşar'ın o sahneleri. O videonun en son bitiminde kardeşiyle beraber meydandan bir yürüyüşü vardı. Helena Avşar değil mi? Evet, evet. Onunla beraber Hülya Avşar'ın bir
çekim itibariyle evet. gözükür yine bizim videoda. Evet. Ama daha fazla onlar yanmış mı artık alınmış artık belki mı? De... Ne olmuş anlayamadım yani. Evet. O görüntüler yok. O tarihi görüntüler, görüntüler yok. Son olarak başka böyle aklına gelen önemli bir şey var mı? Mesaj vermek istediğin bir durum var mı acaba? Biz tabii son olmasın Yalçıncığım. Son olacak şey gün itibariyle. Yani, zaten devam edecek bu kaşın bilinen çok özelliği var. Evet. Bence asıl bilinmeyen özellikleri. Aa, çok evet, daha evet. fazla bunu birilerinin ortaya çıkarması lazım. Evet, yani evet. birilerinin bu bilinmeyenleri, bu keşfedilmeyen güzellikleri de ortaya çıkarması lazım. Onların da çıkacağını düşünüyorum ben. Evet. Öylelikle yani kaş bütünüyle, her şeyle daha bu haliyle, her şeyle daha çok konuşulacak. Bir tane çok var mı böyle? Sahip. Bir tane var mı böyle? Hiç kimsenin bilmediği veya az insanın bildiği bir sır. Var. İki tane var hatta. Bir tanesini söyle. İki tane var. Bir tanesini de gizleyelim bir daha sefer anlatalım. Yok. İki tane var Yalçıncığım. Evet. İkisi de çok önemli. Ben çok önemsiyorum kendi evet. adıma. Ama bunların biraz daha araştırılıp olgunlaştırılması lazım. Evet. Şimdiden ortaya konulması halinde. Evet. Ya, eksik bilgi olsun. Yanlış bir takım şeyler olabilir. Evet. Bana göre çok önemli olan kaşla, kaşın içinde. Kaşı için çok önemli gördüğüm iki çok önemli özellik var ki bunlar eğer hakikaten ortaya çıkartılır ve bir şey haline getirilirse çok ne mutlu çok kaşa evet. diyelim. O zaman Turgut Bey ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Bir ben, de evet. Bir de Bilgin Otel'e çok teşekkür ederim. Kahvaltı gerçekten çok güzeldi. Vay Yaşıcığım teşekkür ederiz. Sağ olasın. Her zaman bekleriz. Her zaman birlikte olalım. Her zaman konuşalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür İyi ederim. İyi günler diliyorum. Sağ ol Yaşıcığım.